the slow one. No, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Arthur. Abi siz önden gidiniz. Kamera olan kimdeyse kamera benim arkama geldi. Tamam. Sen de açık mı şu an? Açık. Sen önden git arkama gidin. Tamam, sonra sen geçersin, bir şey yaparız. Tamam. Ben şu kameramanlığı yapıyorum. Tamam. Böyle bir nazar değdirilemez. Ne haber? İyi. Sana nasıl nazar değdirdiğinden bahsediyorum. Vallahi mi? Ben sizinle yapıyordum. Saliha'ya da yetişemedim ya dedim. Hindistan Fatih'e dedim. Dur bekle. Bekle. Buradan kalkar herhalde ya. Kalktı tamam, sıkıntı yok. Allah, diğer tarafa gidiyordum. İyisin değil mi şey? İyiyim ya. İyiyim. Hoca bir bastı gitti. Gerilerde olsun yani, asfaltta gidiyormuş gibi böyle gazı verdin, gidiyormuşsun gibi düşünme. Hep elin debriyajı üzerinde. Hep debriyajda, evet. Aynen, tamam. Asfaltta mesela kar verdik kadar dümdüz gidiyoruz. Burada hiç öyle o tarzda gitme yani, motor bizi kaçırmayacak. Hep bizde olacak aslında. Tamam. Aklıma tenereyi düşüren... Tenere vardı ya, bir tane tenere videosu, o geldi şu an aklıma. Değiyor. Anladın. Tamam, sağ. Oy. Elimde hala şunlardan var. Burada hep kesten. Aa, bir şey diyeceğim, bu. Sendeki hatayı gördüğümü söyleyeyim. Hı-hı. Motoru bir yerde mesela, bir anda motor seni kaçırıyor. Hep kontrol sende olsun. Yani hükmedemeyeceğin hızlara çıkıyor bir anda motor. Yani o motorun gücü, o
denge, o kontrol hep sende olsun. Yani bir yanda mesela buradan hani asfalt olmuş olsa buradan kalk devam et, gazla devam et git. Ama arazi öyle bir şey değil. Buradan geçerken bir anda böyle motor hop diye hızlı bir şekilde seni götürür. Daha yavaş. Engellerden de geçerken daha yavaş. Debriyaj elinin altında, frenler ayağının altında, ön fren elinin altında olsun. Hep böyle izle mesela, elime bak. Hep elim böyle bak benim, hep fren ayağımın altında. Böyle dokundum mu frene dokunabiliyorum. Onun için motorun bir anda seni alıp götürmesine izin verme. Daha kontrollü gideceksin, daha özgüvenli gideceksin. Hızlı gitmek seni engelde tutar düşüncesi belki de. Mesela şu o psikolojik bir şey. Şimdi şuranın üzerinden geçmeye korkuyoruz ama hızlı geçiyoruz. Hangisi? Korkuyor muyuz, korkmuyor muyuz? İşte korkuyla bir an önce bitsin i̇şte, şey kafası bildiği. Şimdi ama sen oradan hızlı giderken bir anda o pistten geçerken elin yanlışlıkla gaz açar. Bam diye bir yere vurabilir. Evet. Onun için böyle durumlarda hep benim motor hep... Ya hızlı da geçsem motorun kontrolü hep sende olsun. Debriyaj, gaz, ön fren, arka fren. Hep elimizin ayağımızın altında olsun. Tamam. Haydi bakalım. Devam. Haydi devam. Mesela buraya döneceğiz ya, bu ayağını açmanın anlamı yok. Açmaman lazım zaten. Buraya hafiften baskı uygulaman lazım. Çünkü dönerken ne yapacak bunun arkası? Buraya atma ihtimali var. Buraya ağırlık vermen için bu ayağını buraya koyacaksın. Buraya dönerken. Buraya döneceksin. Bu ayağını buraya koyacaksın. Yani iki ayak açık böyle dönmek yok. Çünkü buranın yamaç olduğunu düşün. Buradan böyle yamaça doğru döneceksin. Sola döneceksin. Sen şimdi oraya gelene kadar bu ayağını yere açmanın anlamı yok ki. Bu ayak zaten yere değmez. Yakın olan yerleri bura. Buraya ayak açacaksın. Döndüğümüz tarafa açılacak evet, her zaman için ayağımız. Tarafa. Hani iki ayağını hiçbir zaman açma dönüşlerde. Tamam. Motor durmadan da bu ayağını hiçbir zaman frenden alma. Tamam. Çok önemli bunlar. Tamam. O kadar iyi oluyor ki anlatamam. Asya, Büyük Asya turu öncesinde bir Endure eğitimi almayı düşünüyordum. Tam böyle onun üstüne geldi. Sağ olsun Zero. Motor yanıyor. Patlamasın ya suratımızda. Pardon. Şaka mısın ya? Şey, süspansiyonla hop atarak. Bana şuradan bakalım. Bana şu ufak taşı verebilir misin ya? Bırak otur. Koza bak. Yürü. Otur. Sağ ol. Hadi. Nasıl? Gayet güzel düştüm. Güzel düşmelere devam ettim. Şu kafama vurdu. O attı beni. Ondan önce bir çıkış vardı böyle. Orada kafama vurdu. Oo. Bir şey yok. Var mı sende? Yok. Bir defa dal girdi. Siz dinleniriz şimdi. Motorda bir sıkıntı var. Ne oldu? Yalpalıyor. Arka tek... Lastiğin patlak sen. Hadi be. Bayağı lastik patlak. Bayağı da gitmiş ha. Bayağı patlak. Gel abicim.
Ancak bu kadar olur yani. Şurada bir taş var ama. O ama çıkarma. Yapacak bir şey yok. İbrahim Hoca aldı benim motoru. Öyle gidiyoruz. İnşallah bir şey olmaz. Ben onun motorunu aldım şu anda. Şimdi dönüş yoluna girdik. Döneceğiz artık, bitireceğiz. Abi helal olsun, adam getirdi ya. Vallahi ya. Var ya, motor yamuk. Böyle aynen, motor yamuk fark gidiyor. Şey patladığını. Tam gözleme düzen çıktım burada. Yok. Evet, bugün için eğitimimizi tamamladık. Çok güzel. Çok şükür biraz küçük bir zayiatla oldu ama. Sadece lastik patladı, o da aynen. Normal. Yani çok hard ama... yaptık motorlarla. Normal on-road enduro motorlarıyla. Bu off-road enduroymuş gibi. Biraz zorladık motorları. Motorun limitlerini görmüş oldu. Bence gayet keyifli bir, güzel bir gün geçirdik. Uzun zamandır böyle istiyordum. Çok denk geldi benim için de. Ve saat diliminde bile gayet etkili oldu. Arkadaşlar da başarılıydı. Bunu da söylemek istiyorum. Beni değerlendirir misiniz? Çok iyiydiniz, çok iyiydiniz. Bugünkü bizim soktuğumuz yerler normalde yolda binmek için, köy yollarına gitmek için almış olan arkadaşlar bu motoru. Yani üstünde de performans sergileyebilir bu motor. Yani biniciye bağlı. Kesinlikle. Bugün biz onu yaptık açıkçası. Biraz bu motorun üst limitlerini de kullandık. Motorları hem test ettik hem sizlere faydamız olsun diye biraz zorladık. Her şey için çok teşekkür, ediyorum hocam. Bu arada burayı da göstermek istiyorum. Tabii ki, tabii ki böyle. Evet, Enduro Park. Enduro Park. Instagram'dan takip edebilirler. Enduro Park Official İbrahim Dayıoğlu diye yazıyor Instagram'ımız. Zaten birçok kişi sizi biliyor yani. Hani Enduro dediğinde ilk akla gelen kişilerdensiniz. Şu an eski motorumuz da var arkadaşlar, il dışına gitti gezmek için. Burada bir hem bizim kendi motorlarımız var. Bizim eğitim, tur, kiralama yaptığımız. Bir de burada parking hizmeti veriyoruz. Buradaki motorların birçoğu bizim burada garaj üyelerimizin motorları. Burada bizle beraber motor biniyorlar. Burada böyle kulüp ortamı, spor salonu mantığında burada bu hizmeti veriyoruz. Park olarak da kullanabiliyorlar buraya eşyalarını aynı zamanda bırakıp. Takım elbiseyle gelip tüm ekipmanı, motoru, yakıtı, her şeyi biz veriyoruz. 2 saatlik eğitim gezilerimizi yapıyoruz. Spesyal enduro'larla, on-road enduro'lar değil de normal spesyal bizim şu anki kullandığımız motorlarla çıkıyoruz. Eğitim gezisi yapıp geliyoruz. Ama benim hiçbir şekilde motorum yok o anlamda. Buraya geldiğimde siz buradan yine motoru, ekipmanı, her şeyi biz verip çıkıyoruz. Giydirip motoru verip kullanmayı bilen arkadaşların, hiç bilmeyenler için de eğitim veriyoruz. Arkadaş hiç daha önce sen vites motorunun üzerine oturmamış. Onda 2 saat toprak bir alanda eğitim veriyoruz. Ehliyet çok soruluyor. Ehliyetin hiçbir önemi yok arkadaşlar bizde. Çünkü biz trafiğe kapalı alanda motor biniyoruz. Ormanda motor bindiğimiz için ehliyeti olmayan arkadaşlar da gelebilir. Tamamdır. İbrahim, çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür bugün için gerçekten mükemmel. Ben teşekkür ederim. Ayaklar sağ ol. Gayet güzeldi. Sağ olun. Bunları yine tekrarlayacağız inşallah. Evet inşallah. Böyle ara ara çok faydası olacak. Kesinlikle. Diyebiliyorum. O zaman bu levelin bir üstüne daha çıkacağız. Oo, tabii bir tık daha zorlayacağız. Her gidince zorlaya levelimizi artıracağız inşallah. İnşallah. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Şimdi mükemmel bir sürüş gününün sonuna geldik. Hakikaten bugün benim motorla en çok keyif aldığım günlerden bir tanesi oldu. Çünkü bu motoru bu kadar fazla zorlamamıştım. Yani enduro olarak bu kadar zorlamamıştım daha öncesinde. Hocamızın olmasının rahatlığı vardı. Birazcık etrafında yardımcı olabilecek kişiler, diğerleri seni cesaretlendiriyor vesaire. Biz bugünü tamamladık. Sonrasında Hero'nun İstanbul'daki ana bayisine geldik. Hero Önder Moto. Bu arada bugünün mimarı olan Hero Xbus Türkiye... Türkiye'de blog yapmak çok zor. Xbus'un Türkiye'de bir Facebook grubu evet, var. Evet, Hero Xbus 200 Türkiye grubumuz var. Aha. Şu anda sayımız 2500 kişi kadar. Burayı güçlendirmemiz bizim kullanıcılar için de çok iyi olur diye düşünüyorum. Bütün arkadaşları bekliyoruz. Aynen, güzel, gerçekten çok fazla YouTube'da, Instagram'da bana motorla alakalı da soran oluyor. Bence en iyi kullanıcı feedback'ini oradan yakalayabilirsiniz mesela. O Facebook grubuna bir göz atın bence. Gerçek kullanıcılar kendi tecrübelerini orada paylaşıyorlar. Farklı etkinlikler de oluyor bugünkü gibi. Bugünün de mimarı aynı zamanda Hero Türkiye sponsorluğunda gerçekleşti bugün. Fikir onlara da fikir sizlerden çıktı değil mi? Kullanıcılardan. Aynen, yani. Fikir kullanıcılardan çıktı. Hero da buna sponsor olmuş durumda. Buradan aynı zamanda hem
Facebook grubundaki arkadaşlara, herkese, sizlere. Aynı zamanda Hero'ya da teşekkür ediyoruz. Bugünü bu şekilde sonlandırıyoruz. Artık bir sonraki eğitim günlerine diyelim. Herhangi bir etkinliği. Biz de yani... Salih Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bugün bizi onurlandırdığı için. Estağfurullah. Kore'yi Hindistan'a götürüyoruz. Aynen, beraber döneceğiz Hindistan'a. Ocakta hazır olun. Tamam. Tamam. Anlaştık. Görüşmek üzere. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı, eski videoları kontrol etmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.